Daha kalabalık bir grup ayrıca bu. Ama Sayın Ali Koç'un kararının, esas gerçek kararının Aykut Kocaman'la devam etmek olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çok sağlam yani. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ya bu hocaya da bu şekilde anlatıldı. Tabii tabii. Yani hoca bunu biliyor. Aykut Hoca da biliyor. Aykut o süreç çok uzadı. Ve Aykut Hoca da sesini çıkarmıyor yani. Bunu sineye çekiyor yani sonuçta Aykut Hoca. İyi bir Fenerbahçeli. Yani sonuç itibariyle bekledi adam da. Biliyorsun benden öğrendi. Ben aradım telefonla koku falan geldi diye. Nasıl koku nereden çıktı falan dedi. Dedim koku geldi hocam haberin olsun yani. Evet. Sen duyduysan dedi o zaman geçmiş olsun dedi yani adam. Şimdi bu kadar beklettin adamı. Şimdi bu saatten sonra da diyorlar ki mesela koku gider Aykut Kocaman gelir. Ben sana şunu net söyleyeyim Aykut Kocaman gelmez artık. Yani Ersun adam, Hoca? Bilmiyorum o tabii görüşmelere bağlı, başkana bağlı ama Aykut Kocaman'ın ben en azından bu sene Fenerbahçe'ye geri döneceğini zannetmiyorum. Yani teklif gelse dahi hani sen Fenerbahçe'nin evladısın git gel falan da bu adamlar pimpon topu değil kardeşim at gelsin böyle bir şey yok ki yani. Çok eleştirdik Aykut Hoca zaman zaman ama karakter olarak böyle bir adam değil. Değil gelmez yani bana sorarsan gelmez bu sene desinler ki. Daha yakından tanıyorsun. Biz kokuyu göndereceğiz gelsin Aykut Hoca başlasın dersin gelmez Aykut Hoca. Gelsin Omoli ile çalışır mı? Çalışmaz.